Yükselen sözlerde yine son düzlüğe girdik, son virajı döndük ve son düzlüğe girdik sevgili izleyiciler. Ee, bu bölüm aslında çok da geciktik biliyorsunuz programımızın aslında bu son bölümü de yarım saat olmak zorunda ama maalesef yarım saatten çok daha az belki 10-15 dakikalık bir vaktimiz kaldı. Ama sağ olsun hocamızdan söz aldık zaten konu da çok detaylı çünkü biz bunları anlattıkça biliyorum pek çoğunuzun kafasına benim şu an çok daha çok iyi bildiğim sorular geliyor. O soruları da ee, hocamız da daha rahat daha geniş bir şekilde cevaplayabilmek adına e, ayın 12'sinde yine hocamızla bu konunun devamı anlamında bir e, program daha yapacağız inşallah onun sözünü almış olduk. E, ona da i̇nşallah. beyan e, diyebiliriz değil mi hocam yani Kur'an'ın e, açıklanması o zaman Kur'an nasıl açıklanıyor Kur'an'ı kim açıklıyor e, soruları evet. ister istemez e, şöyle geliyor. isterseniz tabi e, dediğiniz gibi bu Nebi ve Resul kavramı çok önemli bir kavram. Bu kavramları biz Kur'an bağlamında e, öğrendiğimiz zaman, öyle okuduğumuz zaman yine bizim geleneksel bagajlarımız bizi eee dürtmeye başlıyor. Evet, evet, evet. Yani bunun içerisinde eğer mesela Resul'un görevi sadece tebliğ ise ki bu bir göre şey yorum değil, ayetlerin açık, apaçık hükmü. Evet. O zaman mesela şu sorular muhtemelen izleyicilerimizin zihnine geliyor. O zaman Kur'an'ı kim açıklıyor? Evet. Resul yani sadece sadece, görevse, işte evet. sadece görev sadece tebliğ ise görevi sadece tebliğ ne demek? Yani tebliğ ayeti tamam. okudu bitti mi? Bugün bugün değil ama o ayın 12'sindeki programımız önümüzdeki evet. hafta başka bir konu yapacağız. Ondan sonraki hafta inşallah ömrümüz olursa bu soruları da cevaplayalım. Hatta bunu da <laughs> e, isterseniz e, örneklendirerek örneklendirerek e, anlatma imkanını burada bulmuş oluruz evet. e, sizin tabi yani Allah'tan bir mani imciniz. olmazsa inşallah, i̇nşallah evet. e, Allah izin verirse diyelim evet. bu konunun devamı niteliğinde muhtemel soruları da cevaplayacak evet. konuları inşallah işleriz o süre içerisinde bize izleyicilerimizden zaten sorular da gelir e, bu bölümümüzün ayetini de izleyelim hocam sonra Hadi. kapanışı Hadi. onunla yapalım e, ayetimizi izliyoruz devam edeceğiz eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etseydik, diyeceklerdi ki, Ya Rabbi, şu aşağılığa ve rüsvaylığa düşmeden önce bize bir Rasul gönderseydin de senin ayetlerine tabi olsaydık. Taha Suresi 134. Ayet ayet ben bu konuyu ilk sizin kitabınızdan vakıf olmaya başladığım dönemde beni en çok ikna eden ve en oh be işte bu dedirten ayette o yüzden özellikle programın son ayeti olarak bilhassa koydum. Neden? Nedenini sizden öğrenelim. Yani ne anlatıyor ki bu ayet bize ben böyle bir tepki gösterdi? Şimdi aslında bu ayet tek bir ayet değil. Birçok ayet evet. var bu konuda. Fakat bu ayetin lafzı hakikaten biraz daha dikkat çekici. Şimdi e, meyalinde zaten e, ifade edildi. E, rezil Rusay olmadan önce bize bir Resul gönderseydin de ayetlerine evet. tabi olsaydık diyor. Lafızdaki ifade e, bize Resul gönder resul Resul'en ve nettebe'ke. Evet, e, levla erselte ileyna, Resul'en ve nettebe'ke eee ayet ay senin şimdi tabi olsaydın bir resul gönderseydin <laughs> senin ayetli resul gönderseydin de senin ayetlerine tabi olsaydık evet. demek ki resul Allah'ın ayetlerini getiriyor yani resul eşittir ayet Allah'ın ayeti demek evet. şimdi zaten bu ayet söylemiyor ki sadece zaten diğer ayetleri resulün görevi sadece tebliğdir diyor bu ne demek resul sadece ayetleri tebliğ eder diyor. Resul Muhammed'den bahsediyoruz yine. Hı hı. Şimdi burada bir resul gelseydi de biz o resulun getirdiği ayetlere yani senin ayetlerine tabi olsaydık diyor, değil mi? Yani resul gelseydi biz resule tabi olsaydık diyebilirdi. Demiyor. Ayet. Hayır. Evet. Öyle, öyle demiş olsaydı yanlış mı olurdu? Olmazdı. Yok, olmazdı. O zaman yine diğer ayetler bize şunu söylemiş oluyordu. Bir resul gönderseydin de resule tabi olsaydık. Zaten Furkan suresinde söylüyor. Evet, dikkat evet. ederseniz. Resul'ün yolunu izleseydim keşke diyor ya. Evet. Peki Resul'ün yolunu izlemek ne? Ayetleri takip etmektir diyeceğiz. Ama burada lafız olarak yani lafzen re... de bunu tekit etmiş oluyor. Lafzen Resul eşittir Allah'ın ayetleri. Lafız olarak bunu söylüyor. Evet. O açıdan biraz Çok dikkat önemli. çekici evet. bir ayet. Şimdi demek ki Resul'e itaat etmek ve Resul'e tabi olmak Allah'ın ayetlerine yani Kur'an'a tabi, tabi olmaktır. Olun. Şimdi bunu söylediğimiz zaman hemen Otomatik olarak şu bahsi açmamız gerekiyor. Kur'an mutat olarak Allah'a ve Resul'e itaati emrediyor dedik. Ama bu Allah ve Resul iki farklı otorite olarak anlaşılmamalı demiştik. Evet. Ee, eğer Resul eşittir Allah'ın ayetleri ise zaten Allah ve Resul kalıbı Allah'ın ayetlerini ifade ediyor. Hemen bunu somut birkaç Deliyle. örnekten hızlı hızlı şey yapalım isterseniz. Buyurun. Yani izleyicilerimizin kolay anlayabilmesi için. Mesela Tevbe suresinin birinci ayeti. Arapçasını okumayalım zaman kazanmak Buyur. için. diye Biliyorsunuz müşriklere bir ihtar geliyor. Evet. Hatta Ülkeme ondan otom. dolayı bu surede besmele yoktur bu surede. Evet. Evet. İşte bu ihtarın şiddeti düşmesin diye yapılan yorum bu. Diyor ki bu Allah'tan ve Resulü'nden kendileriyle anlaşma yapmış olduğunuz müşriklere gelen bir ihtardır diyor. Bakın Allah'tan ve Resulü'nden gelen bir ihtar. Burada biri Allah'tan gelen, biri Resulü'nden gelen iki tane ihtarın olmadığını hepimiz biliyoruz. Evet. Bir ihtar var. Zaten bir ihtardır. <laughs> evet ama Allah'tan ve Resulü'nden gelen bir ihtar diyor. Hı hı. Şimdi peki nasıl oluyor? Allah bir hal yine klasik anlayışımıza göre bakarsak biri Allah'tan gelen, biri Resulü'nden gelen iki ihtarın olması lazım. Evet. Öyle değil. Allah'tan ve Resul'un gelen bir ihtar. Ne demek? Bu Allah'tan gelen ama Resulü tarafından size tebliğ edilen, deklere edilen bir ihtardır. i̇htardır. Evet. Bir, Bunun çokça örneği var çok hocam. Çok örneği var. Sizin i̇ki tane da daha, es, evet hepsi var. mevcut. Bir iki tane daha bahsedelim. Buyurun. E, mesela Bakara 279. Şayet faiz hakkında söylenenleri yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından açılan savaştan haberiniz olsun. Biri Allah, biri Resul tarafından açılan iki savaş yok. Evet. Allah'a karşı bir isyandır bu evet. kastedile. Bir örnek daha verelim. Çoktur çünkü dediğiniz gibi. Nisa suresinin yüzüncü ayeti. Hmm. Kim Allah'a ve Resulüne hicret etmek maksadıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse kuşkusuz onun mükafatı Allah'a düşer diyor. Allah'a ve Resulüne hicret. Burada biri Allah'a biri Resulüne giden iki hicretten herhalde bahsetmediği çok açık. Çok açık evet. Allah yolunda hicretten bahsediyor aksi takdirde mekansal olarak iki farklı hicretten bahsetmek gerekir. Yani mesela ne diyelim biraz böyle ironik olsun diye Mekke'ye doğru hicret, Allah'a hicret, Medine'ye doğru hicret, Resulüne hicret mi diyeceğiz? Yani Böyle bir şey demek mümkün değil Yani tabii, tabii ki. Bir son bir ayet daha Buyurun. zikretmek istiyorum. Ee, Allah'a ve Resulüne karşı yalan söyleyenler. Şimdi Bu hangi ayet hocam? Bu TB 90. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler ne demek? Hem Allah'a yalan söylenilmiş hem de dönülüp Resulüne mi yalan söylenilmiş? Allah'a karşı yalan söylemek ifadesini nasıl anlamamız evet. lazım? Yani bu mümkün mü? Allah'a yalan söylenebilir mi? Her şeyi bilen Allah'a evet. kalıp olarak Allah ve Resul kalıbı burada muhafaza ediliyor. Kast edilen şey Resul'e karşı yalan söylenen Allah'a karşı yalan söylenmiş anlamında yani risalete karşı. Risalete karşı söylenmiş. Şey, yani dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de e, Allah ve Resul kalıbı daima Allah'ın emir ve yasaklarına karşı itaati ve Allah'ın emir ve yasaklarına karşı isyanı ifade eden bir kalıptır ve mutad olarak bu böyle kullanılır. Peki hocam e, Kur'an'da Resule örnekliği Evet şimdi e, oraya, nasıl yani. anlayacağız? Yani şimdi ne, e, <laughs> Tasnif etmiştik dikkat ederseniz. Kur'an Resul'e itaati emrediyor. Resul'e tabi olmayı emrediyor. Resul'e isyan etmeyin diyor. Ve ayrıca Resul'ü örnek alın diyor. Nebi'yi yani, örnek alın evet, demiyor. Yani ör, örneklik de yine Resul'e yönlendiriliyor. Ee, malumdur bu ayet Usvetun Hasene evet. kelimesiyle ifade evet. ediliyor. Ahzab suresinin 21. Hı hı. ayettir. Ee, dolayısıyla Resul... Örnek gösterilen yine Resul'dür. Yani özetle itaat, ittiba ve örneklik hep aslında Kur'an'da toplanıyor. Bunun somut şey toparlamak gerekirse bu böyle. Şimdi bu anlamda benim zikretmek istediğim bir önemli ayet var. Şimdi nebi Muhammedle Resul Muhammed farklarını söyledik, benzerliklerini söyledik. Çok önemli bir benzetmeyle bu faslı toparlayalım isterseniz. Şu ayetten sonra. Nebi Muhammed de Resul Muhammed'e tabi olmak zorundaydı diyelim. Hmm. Şimdi bunu bu şekliyle ifade eden ayet var mı? Şu ayetleri benzer ayet olarak kabul edebiliriz. Nisa 69 Dördüncü ve Ali İmran, 69. Ha, evet. Ali İmran 81. Önce Ali İmran tamam. 81'i söyleyelim isterseniz. Allah nebilerden söz almıştır. Size kitap ve hikmet verdim. Sizde olanı tasdik eden bir resul geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz diye. Tekrar okumak istiyorum. Allah nebilerden söz almıştır. Sizde olan size kitap ve hikmet verdim. Sizde olanı tasdik eden bir resul geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz. Bakın nebilerin dahi Resule, resule ittiba ittiba Şimdi burada nebi Göreği ve resulü var. yani nebi ve resulü ayrı ayrı değerlendirmemize gerek yok. Yani kavram olarak ayrı burada. Hı hı. Ama nebi Muhammed de resul Muhammed'e tabi olmalıydı derken kastettiğim buydu. Yani nebi Muhammed de vahye tabi olmalıydı. Zaten öyleydi. Ben ben bana vahyedilenden başka bir şeye uymuyorum ayetleri var ya. Evet. Onun ifade ettiği budur zaten. Evet ben sadece bana vahyedilene uyarım diye. Evet. evet. Ve yine Nisa 69. Bakın Resul ve Nebi kavramı nasıl burada e, farklılaşıyor. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, iyilerle Hı. birliktedir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bakın burada Allah ve Resul kalıbı yine, yine sabit sabit kullanılmış. Nebiler, sıddıklar, şehitler, iyiler başka bir grup olarak tasnif edilmiş. Yani nebiler yine büyük zatlardır, yüce zatlardır, saygı duyulması gereken şahsiyetlerdir. Nübüvvet makamı çok önemlidir. Müminler için bile çok değerlidir. Ama Resul kategorisinden farklı bir şey de zikrediliyor. Makamın adı olarak. Görev itibariyle, hı. görev itibariyle, şahıs olarak değil. Yani Nebi Muhammed ile Resul Muhammed'in aynı şahıs olduğunu hep tekrarlamak istiyorum. Evet. Ama Resul'ün görevi tamamen farklı bir tanımdır. Bu Kur'an'ın tebliğ edilmesidir ve bu Allah'ın elçiliğidir. Peki hocam bu konuda söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Şu örneği unutmayalım. Hayır tamam. sizin sorunuzu sorayım ama diplomatik elçin örneğini vermek Tabii, istiyorum. Diplomatik çok, elçi aa. örneğini verin çünkü ben ha. size sonra bu Resul'ün örnekliğini bir tamamlayalım istiyorum. Tamam. Peki şimdi bütün bunları bu ayetlerin bize e, sunduğu fotoğrafı şu örnekle belki daha iyi anlaşılır kılabiliriz. Evet. Bunun bir örnek bu örneğin bir teşbih olduğunu hemen belirtmek istiyorum. Şimdi elçi kelimesi biliyorsunuz resul elçi demektir. Elçi kelimesi bir tamlamaya ihtiyaç duyar. Yani elçi dediğimiz zaman bir başkasının mesajını getiren bir kişiden bahsediyoruz. Hemen otomatik olarak şunu sormalıyız: Kimin elçisi? Ahmet'in elçisi olabilir, Mehmet'in elçisi olabilir, Kralın elçisi olabilir, Devletin elçisi olabilir, Allah'ın elçisi olabilir, değil mi? Hı hı. Biz bu akşam Resul dediğimiz zaman Allah'ın elçisini kastediyoruz. Bir devletin elçisine biz Diplomatik elçi diyoruz, değil mi? Evet. Yani mesela Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi elçi midir diplomat mıdır diye bir soru sorsam ne deriz? Ya hem diplomattır, diplomattır hem elçidir. elçidir deriz. Peki diplomat ne elçi ne o zaman? diye bir soru sormamız lazım. Nasıl ki bir devletin elçisi diplomat elçidir, diplomatik elçidir. Allah'ın elçileri de nebi elçidir. Nebilik Allah'ın verdiği bir ünvandır. Allah nebilere kitap verdiği anda nebi olurlar. Ve o nebiler kitabı tebliğ ettikleri zaman elçi olurlar. Onlara biz nebi elçi deriz. Hı hı. Diplomatlara da devlet bir diploma verir. Bu bir ünvandır. O diplomatlar göreve gittikleri zaman da diplomat elçi olmuş olurlar. Şimdi Almanya, Türkiye'nin Almanya büyük elçisi Türkiye devletinin emir ve talimatlarını orada tebliğ eder, tatbik eder. Vize ve pasaport işlemleri için elçi olarak söylediklerine vatandaşların uyması gerekir. Doğru mu? Elbette. Buna itiraz ederlerse pasaport alamazlar. Çünkü artık. elçi olarak söylediği şey Türkiye Cumhuriyeti ne? Hükümeti'nin Kanunları, söylediği şeydir. O elçinin kanun yapma yetkisi var mıdır? Yok. Tabii ki. Kanunları değiştirme yetkisi o var da, mıdır? E ne aldıysa onu söyleyebilir. Onu söyleyebilir. Peki bu elçinin kişisel taleplerini vatandaşın karşılaması mı gerekir? Mesela bir vatandaşa şunu söyleyebilir mi? Ben sana pasaport ve vize işlemlerinde kolaylık sağlayacağım. Pasaportunu uzatacağım ama benim tuttuğum takımı tutarsan. Yani bu bir teşbihtir tabii yani. Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz mümkün değil. İşte nasıl ki bütün devlet elçilerine biz diplomat elçidir diyoruz. Allah'ın bütün elçilerine de vahyalan elçilerine de nebi elçi diyoruz. Hı. Nebi elçi dediğimiz zaman Allah'ın elçisini anlamamız gerekiyor. Nebiliğin bir ünvan, elçiliğin bir görev olduğunu anlıyoruz. Kur'an bize bunu söylüyor. Tıp, tıpkı diplomatik elçilerin diplomat ve elçi tanımlaması gibi. gibi. Hocam bir izleyicimiz şöyle soruyor. Diyor ki bir e, o halde şu an başka kişilerin de e, va, e, nebi olması mümkün mü? E, Hayır. şeklinde bir şey söylüyor. Ahzab 40 ayeti hı hı. zaten Muhammed aleyhisselam'ın son olarak, nebi olduğunu. Yani bir daha vahiy alabilecek kimsenin gelmeyeceğini Hayır. bu şekilde söylüyor. Tabii o ayetle sabittir. E, nebi Muhammed son nebidir. Nebi Muhammed'den sonra gelecek yeni bir nebi yoktur. Kimseye kitap falan verilmeyecek. Buna gerek de yoktur ihtiyaç da yoktur. Niye? Çünkü nebi Resul Muhammed'in getirdiği kitap kıyamete kadar hiçbir harfine zarar gelmeyecek şekilde korunmuştur. Korunmuştur, korunacaktır. İlahi koruma altında, ilahi taahhüt altındadır ve bu Kur'an kıyamete kadar Resul Muhammed'in mesajlarını içerir. Resul Muhammed'in getirdiği ayetlerin içerisinde bu Kur'an ayetlerinden bir fazla ayet yoktur, bir eksik ayet Yok. yoktur. No, no, Ashabın no. yani Muhammed Aleyhisselam'la birlikte yaşayan ashab bizden bir fazla ayet işitmiş değildir. Biz onlardan bir eksik ayet işitmiş değiliz. Hepimiz bu ayetlere muhatap olduk. Eğer biz 14 asır önce yaşamış olsaydık da bu ayetlere muhatap olacaktık. Bugün de bu ayetlere muhatap oluyoruz. Değişen bir şey. Kıyamete yok. kadar da bu böyle olacaktır abi. ve bu bir ilahi koruma altındadır. Bunun ispatı bu akşam yaptığımız aslında programdır. Biz 14 asır sonra bile Kur'an lafzındaki bu nebi ve resul kavramını öz bir şeyleri şöyle. görebiliyoruz. Evet. Tercümelerde her ne kadar bu peygamber diye tercüme edilirse edilsin lafız olarak. orijinali elimizde olduğu için biz bu ayrımı evet. yapabiliriz. Yani. Elhamdülillah ve Allah'a şükürler olsun ki bu böyle. Çok şükür. Hocam bitir, bitti artık programımız ama ben bu şeyler eksik kalsın istemiyorum. Kısaca da olsa değinelim. Sadece Resulullah'ın örnekliğinden değil Kur'an'da İbrahim Aleyhisselam ve onun etrafındaki kişilerin örnekliğinden de bahsediliyor. Onlar da sizin için güzel örnektir deniyor Evet. Mümtahin'e suresinin 4-5-6 ayetinin. Evet. 4-6 arası. Ee, bunu nasıl anlayacağız? Ee, o konuya da bir değinelim. Aslında kısaca. bu ayetler yani Mümtehine suresindeki İbrahim ve onunla birlikte olanlar sizin için güzel örnektir ifadesi var. Yani evet, evet. meali böyle böyledir. Ve evet, lezine evet. meahu. Yani hem Hazreti İbrahim hem de onun, hem onunla ona, birlikte. Ona yani, olmuş olanlar Hazreti yani. Hazreti İbrahim ve onun ashabı diyelim. Ashabı evet. E, sizin için güzel örnektir üsvetun hasenedir diyor evet. tıpkı ahzab 21 e, ayetinde Resulullah, Resulullah için. sizin için üsvetun hasenedir güzel örnektir dediği gibi yani Kur'an hem Muhammed aleyhisselamı hem Hazreti İbrahim'i İbrahim aleyhisselamı ve hem de Hazreti İbrahim aleyhisselamın ashabını onunla birlikte olanları bize örnek gösteriyor şimdi biz Hazreti İbrahim'i ve hatta onunla birlikte olanları nasıl örnek alabiliriz Onları örnek almak için bizim Kur'an'ın dışında başka herhangi bir elimizde bulunan bir metin var mı? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Demek ki biz Hz. İbrahim'i ve onunla birlikte olan ashabı Kur'an'ın anlattığı güzel örneklik davranışlarını tatbik ederek örnek alabiliriz. Zaten bu ayetlerde Hz. İbrahim'in örnek alınacak davranışlarını ve hatta Alınmaması gereken bir davranışını da bile ediliyor. söylüyor. Evet. Evet. Yani İbrahim'i ve onunla birlikte olanları örnek alın dediği pasajda yalnız onun bir davranışını şu davranışını örnek almayın. <laughs> evet. Müşrik olan babası için e, baba. istiğfar dilenmişti. O bunu yapmamalıydı. Yaptı. Bir hata yaptı. İşte daha önce kendisine söz vermişti. Çok yumuşak halim bir yapıya sahipti diyor ya. Siz onun bu davranışını örnek almayın. Yani siz de onun gibi ben İbrahim'i örnek alacağım deyip de eğer müşrik bir akrabanız varsa müşrik olduğu kesin ise ondan Allah'tan af dilemeyin. Bunu örnek almayın demiş oluyor. Yani dolayısıyla Hz. İbrahim'in de onun ashabının da Resulullah'ın da örnek alınması Kur'an'ın Kur tatbik edilmesidir. Yani. Kur'an'daki emirlerin ve Kur'an'daki tavsiyelerin tatbik edilmesidir. Aslında bu bağlamda şunu da söyleyelim: Bizim Sünnet kavramını Kur'an'daki tavsiyelere e, bağlantı yapmamız ideal olandır. İşte o bağlantıyı da inşallah 12 tamam. Ocak'taki programımızda yapalım hocam. Çünkü e, hakikaten de şimdi o zaman biz e, bu örnekliği Resulullah'a yapacaksak yani e, risaletle alakalı ise bu söylem ki İbrahim Aleyhisselam da örnek verildiğine göre öyle. Çünkü İbrahim evet. Aleyhisselam'ın bize ne bir hadisi ne bir uygulaması ne bir e, davranışı Kur'an dışında bir şekilde intikal etmiş değil. E, o zaman <laughs> Ee, bunu nasıl anlamamız lazım? Kur'an'ı kim açıklar ee, ya da Resulullah'ın Kur'an'ı açıklama yetkisi nedir? Mesela en çok burada e, üzerine vurgu yapılan ayetlerden bir tanesi şimdiden söyleyelim Nahil e, suresinin 44. Evet, evet. E, ayeti. Bunları nasıl anlamalıyız? Nerelere oturtmalıyız? Çünkü e, dediğiniz gibi o bagajı boşalttıkça yükseliyoruz e, eskileri ama yeni soru işaretlerimizi de bu sefer farklı şekillerde yerini oturtmak zorundayız. O zaman zorundayız. şöyle benim herhalde son sözlerim. Son olacak. sözleriniz Şöyle oldu. söyleyelim. Evet. Biz Resul Muhammed'i, Resul Muhammed'in hadislerini tatbik ederek örnek alabiliriz. Şimdi kullandığım kelimeler teknik kelimelerdir. Yani bilinçli olarak kullanıyorum. Resul Muhammed'i, Resul'un hadisleri, Resul Muhammed'in hadislerini. ...tatbik ederek örnek alabiliriz. Resul neydi R hocam? Bugün e, öğrendik. Şimdi Resul Muhammed'in hadisleri de Kur'an'dır. Şimdi bunu tamamen Kur'an ayetlerine dayanarak söylüyorum. Yani herhangi bir hata yapıyor veya e, gayri ihtiyari bu kelimeler ağzımdan çıkıyor değil. İnşallah bir sonraki 12'sindeki programda bunları daha Kur detaylı Kur'an de duralım. Resul'un hadisleri olduğunu Söylediğimiz zaman yanlış anlaşılmasın. Resul'ün hadisi demek Allah'tan gelen, vahye dayalı olan Resul Muhammed'in ağzından çıktığı kesin olan sözlerdir. Kur'an böyle değil midir? Evet. Yani Kur'an ayetleri Resul Muhammed'in ağzından insanlara çıkmasaydı zaten biz bizim evet. haberimiz olmazdı. Şimdi Resul'ün sözüdür dediğimiz zaman Resul zaten adı üstünde başkasının evet. sözünü getirendir. Resul Muhammed kimin sözünü getirmiştir? Kendisini o görevi görevlendirdi. Zaten aslında Kur'an'ın klasik terminolojideki adı da Allah'ın beyanı, pardon Allah'ın kelamı, Resul'un beyanıdır. Yani Kur'an Resul'un sözüdür. Allah'ın sözü değil. Allah'ın kelamıdır. Hmm. Bu çok önemli. Hocam bu konuyu evet. bir sonraki programımızda tamam. sizinle yapacağımız programda i̇nşallah. detaylandıralım inşallah. Ee, ve aynı zamanda Hucurat suresinin ilk beş ayetini de detaylı bir şekilde görelim o programda. Bugün ben aslında evet. onları sizden almak istiyordum ama maalesef vaktimiz kalmadı. çok da suresinin şöyle söyleyelim. Nebi ile Resul arasındaki çok ince çizgiyi Nebi ile Resul'ü ayırt etmeye bize evet, gösterecek yani, yani bunun ayırt edilmesi gerektiğini, bu ayırt edilirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini çok ıı, şey ince bir çizgi bulunduğunu hem ashaba bu görevi yüklüyor hem de ashabta ee, şahsında bize de. Tabii. Hocam çok teşekkür ederim. İnşallah tekrar görüşeceğiz. Allah i̇nşallah. izin verirse sevgili i̇nşallah. izleyiciler bugün bu iki önemli kavramı resul ve nebi kavramlarını sizlere Kur'an'ın bize anlattığı şekilde aktarmaya çalıştık ve önümüzdeki hafta yine çok değerli bir konuğumla çok çok önemli bir konuda konuşacağız. Daha sonra tekrar Zeki Bayraktar hocamızla birlikte olacağız inşallah. Görüşmek üzere iyi haftalar hoşçakalın.